Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Peş peşe ağır olaylar yaşıyoruz. Şimdi 5 Şubat bu çarşamba günü nasıl özetlemek gerekiyor? Sabah kalktık, Van'da çığ felaketinin boyutu ikinci çığla daha da büyümüş. Ve akşam saatlerinde İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası yaşandı. Gelin en sıcak noktaya giderek ana haber bültenimize başlayalım. En sıcak nokta neresi? İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşım Aykut Sor şu anda hemen o parçalanan, üçe ayrılan uçağın hemen önünde. Aykut, aslında soracak çok şey var ama sen bir girişi yap, bir son durumu özetle, sonra bir soru cevap yapalım. Evet Ekrem Acıkel, şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakın bölgesinde düşen uçağın hemen 50 metre ilerisindeyiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi akşam saatlerinde Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak düşme bölgesine, körüklerin olduğu bölgeye yaklaşarak Aykut, bir kayma Aykut, ve sürtünmeden dolayı yapalım. Bir yangın ver çıktı. Bana. Kameraman arkadaşım bir uçağı göstersin bize, anlık görüntüyü. Sen görüntünün üzerine evet. Anlatmaya devam et lütfen. Evet, bir zoom yapalım, bir girelim, yaklaşalım evet, uçağa lütfen. Evet Aykut, sen devam et. Evet Ekrem Acıkel, sizin de ifade ettiğiniz gibi akşam saatlerinde Pegasus Hava Yolları'na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen 500 metre ilerisine düşmüştü. Kameraman arkadaşım Metin Başar'ın aktardığı görüntülerde de şu an uçağın olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin uçağın üzerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çok sayıda acil servis ekipleri sevk edildi. Vali Ali Yerlikaya'nın yaptığı resmi açıklamada yaklaşık 177 yolcudan 21'i yaralandı ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Evet. İstanbul'da yoğun bir şekilde yağmur şu an devam ediyor. Bölgede de yoğun bir şekilde trafik oluşmuş durumda. Görüntülerde de gördüğünüz gibi arama kurtarma ekiplerinin uçak üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Yolcuların tamamı tahliye edildi. Şu an uçağın içerisinde yolcu yok ama arama kurtarma ekiplerinin uçak üzerindeki çalışmaları Aykut, devam ediyor itfaiye ekiplerinin. Aykut, şimdi kameraman arkadaşıma evet, da söyle evet, lütfen. Sesinizi alıyorum. En yoğun çalışma uçağın hemen en ön kısmında, kokpit ve çevresinde. Buradan görebildiğim kadarıyla kokpit evet. Parçalandıktan sonra ters evet, dönmüş. Ekrem. Orada da bir ışıklandırma var. Sıkışan evet. Var mı? Pilotlar çıktı evet, mı? Evet, Ekrem Önde Acıkel. Yoğun bir çalışma uçağın var. Orayı kısmına, özetlesene bize. Uçağın ön kısmı yaklaşık kaymanın etkisiyle beton bir istinat duvarına çarparak durmuş durumda. Sizin de ifade ettiğiniz gibi uçağın kokpit kısmı geriye doğru bir tamponlama şekilde geriye doğru gelmiş, parçalanmış vaziyette görüyoruz. Yaklaşık burada da önümüzde bir dere kısmı olduğu için biz olay yerine çok yaklaşamıyoruz. Yaklaşık uçağın ön kısmından 200 metre ileri kısımdayız. Sizin de belirttiğiniz gibi orada bir aydınlatma çalışması var ve itfaiye ekiplerinin evet. O ön kısımdan uçağın içine Aykut. Girerek uçak düşmenin etkisiyle ön kısmı hem çarptı hem de uçak ikiye bölündü gördüğünüz gibi. Peki Aykut, bir şey daha sorayım. Orada hava durumu nasıl şu anda? Kameranın camına yağmur damlaları şöyle serpiştiren kar tanelerinin çarptığını, bir tomurcuklanma olduğunu görüyorum. Hava şartları da zor, öyle değil mi? Ekrem Acıkel, şu anda buraya yoğun, şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Biz yayın yaptığımızda da peki, aksaklıklar Aykut, yaşıyoruz. Peki Aykut, burada duralım. Aykut, duralım. Sana döneceğiz. Ama Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan şu anda canlı yayında, telefon bağlantısında, hattımızın diğer ucunda. Sayın Bakan, tüm Türkiye'ye ve havacılık camiasına geçmiş olsun diyoruz. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim Ekrem Bey. En doğru bilgileri elbette sizden alacağız. Çünkü ulaşım dendiğinde, hele havacılık dendiğinde Türkiye'de siz o konuda en yetkin isimsiniz.
Size gelen son bilgiler efendim. Sayılar, yaralıların durumu ve bu kazanın sebebi konusundaki son durum raporunu alabilir miyiz acaba? Evet, İzmir-İstanbul seferini yapan uçağımız Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişten sonra pistten çıkarak araziye gitti ve uçak kırıma uğradı. Ve uçaktan yolcularımızın önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla çıktı. Çünkü uçak ön kısımdan ve arka kuyruk kısımdan ayrılmıştı. Şu anda aldığımız son bilgilere göre uçakta 177 kişi bulunuyordu. İkisi çocuk, 6 mürettebat olduğu bilgisi bize ulaştı. Şu anda uçak içerisindeki yolcuların çıkarma işlemleri önemli ölçüde tamamlandı. Son birkaç yolcu olduğu ve onların da sıkışmış durumda olan yolcuların çıkarılmasına çalışılıyor. Sayın Bakanım, tam bu noktada çok önemli bir şey söylediniz. Arka tarafta kuyruğa doğru olan kısımdaki yolcular o yarıklardan dışarı çıktı. Fakat ön tarafın, kokpit tarafının kırılıp terse döndüğünü gördük. Orada bir çalışma var. Sıkışan pilot ya da yolcular mı var efendim? Bir daha altını çizelim lütfen. Evet, ön kısımda 15 kişiden yolcu olduğu tahmin ediliyordu. Bunların önemli bir kısmı çıktı. 3-4 kişilik bir kişi sıkışmış vaziyette buradan çıkarılmaya çalışılıyor. Pilotlarımız da yaralı olarak çıkarıldı, hastaneye sevk edildi. Peki, gelen ilk bilgilere göre pilotaj hatası diyen de var, sert iniş diyen de var. Fakat çok taze biliyorum ama şimdi 3 ayrı kaza son 1,5-2 yılda yaşandı. Özellikle Sabiha Gökçen'de 2 ayrı aynı havayolu şirketinin pistten çıkma hadisesi oldu. Siz de dün Ankara'da önemli bir cümle kurdunuz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ana pisti yoruldu. Onun yedeğini yapmamız gerekiyor. Bu konuya dikkat çekmiştiniz. Sizin tecrübenizle bu kazayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu kazanın oluş nedeni bize hava trafiğini yöneten elemanlarımızın verdiği bilgiye göre uçak sert iniş yaptı ve iniş esnasında arkadan da 37 knot rüzgar aldığı bize bildirdiler. Bundan önceki iki uçak pisti, pas geçti ve iniş yapmadı. Bu iniş kararı verdi pilotumuz ve tabii pistte duramayınca pistin dışına çıkarak kaza meydana geldi. Peki Sayın Bakanım, şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı inişlere ve kalkışlara kapalı diyoruz değil mi? Evet, şu anda tabii notam verildi. İniş ve kalkışlara kapalı. İstanbul'a gelen uçaklarımız İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor. Burada inişle ilgili herhangi bir sorun, sıkıntı yaşanmıyor efendim. Peki, Türkiye'de pilot yetiştirme bağlamında son dönemde gayet hızlı eğitimler veriliyor. Şu yaşananlardan sonra acaba pilot eğitimlerinin kalitesine de odaklanacak mısınız? Bir denetleme bekliyor mu o kısmını işin? Şimdi tabii pilotlarla ilgili olarak şu anda bir açıklama yapmamız doğru değil. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu yolcu uçaklarımızı kullanacak olan pilotlar çok sıkı eğitimden geçiyor. Evet. Ve böyle hemen eğitimden sonra da bunlar uçakları bunlara teslim edilmiyor. Bu pilotlar yardımcı pilotluktan ve bu uçakları uzun süre belirli bir saat kullandıktan sonra pilotluk yetkisini, sertifikasını arıyorlar. Eğitim konusunda bir sorun, sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Burada tabii zaman gösterecek, sert iniş sonucu, arkadan rüzgar alan uçağın pistte yeterli mesafede duramaması ve pistten çıkması sonucu bu hadise olmuş. Burada bir pilotaj hatasından, pist hatasından bahsetmek doğru değil efendim. Peki, erken. O zaman en önemli soruyu sorarak, mesainiz yoğun, biliyorum zamanınız kısıtlı, bitirelim efendim yavaş yavaş.
Hayati tehlikesi olan kimse var mı? Ağır yaralı. Şu anda bize gelen bilgilere göre hayati tehlikesi olan yolcumuz yok. Ama hastanelere sevk edilenler var. Uçağın içerisinde şu anda hala bulunan, sıkışmış olan yolcularımız var. Temennimiz bunların da sağlık selamet içerisinde uçaktan çıkarmaya kurtarma ekiplerimiz, sağlık ekiplerimizle birlikte çalışıyorlar efendim. Çok teşekkür ederim. Bu yoğun tempoda, bu zor zamanda vakit ayırdınız. Var olunuz efendim. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Peki, hiç vakit kaybetmeden yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na olay yerine dönelim. Bakın az önce Ulaştırma Bakanı çok önemli bir bilgi verdi. Zaten ben de odaklandığımda görmüştüm. Sanki orada bir sıkışma var, aydınlatma var ve bir kurtarma çalışması yürütülüyor. Bir olay yerini görelim Anıl. Bir göster bize. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşım Aykut Sor şu anda olay yerinde. Aykut, Bakan Bey'le konuştuk. Yayınını kestim. 15'e yakın yolcu, ön koltuklarda oturan yolcuların sıkıştığı bilgisi netleşti. Arama kurtarma ekipleri şimdi oradan o yolcuları çıkarmaya çalışıyorlar. Her şeyden önce iki pilot da sıkışmış fakat onlar kurtarılmış kokpitten, hastaneye götürülmüş. Sen yine kameraman arkadaşıma söyle, o çalışmanın yürüdüğü yere bir odaklanalım. Onun üzerine çevreyi bir anlat bana. Ekrem Acıkel, şu an yoğun bir şekilde yağmur yağıyor. Ambulans, acil servis ekipleri uçağın yaklaşık 100 metre yukarısında hazır bir şekilde beklemedi. Bölgede uçakta şu an itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık uçakta 177 yolcudan edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 52 tanesinin yaralandığı, 21 tanesinin de çevrede bulunan hastanelere sevk edildiği bize ulaşan bilgiler arasında. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yağmur ise şiddetini gitgide artırıyor. Uçak ön bölüme çarpmış bir vaziyette ve görüntülerde de gördüğünüz gibi itfaiye ekiplerinin sulama ve soğutma çalışmaları devam köpük ediyor. Uçak evet. Ortadan ikiye uçak yakıtı köpük evet, sıkıyorlar. Köpük sıkma çalışmaları devam ediyor. Biz yaklaşık uçaktan 200-250 metre uzaktayız. Yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Uçağın ön bölümünde de bir aydınlatma çalışması yapılarak ve uçağın yaklaşık 100 metre yukarısında da büyük aydınlatmalar sağlayarak arama kurtarma ekiplerine yardımcı olunmaya çalışıyor. Çevrede yoğun bir şekilde acil servis ekipleri bulunmakta. Görüntülerde de gördüğünüz gibi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 21 yolcunun çevredeki hastaneye sevk edildi. Ama ön kısımda bizim bakış açımızda, kamera açımızda da evet, çalışmaların biraz hafifledi ama arka bölümde de yoğunlaştığını ifade edebiliriz. Peki Aykut, sen oradan ayrılma lütfen. Önemli haberler haber merkezimize ulaşmış durumda. Ama ben şu anda hemen yanımdaki o en önemli görüntünün üzerine birkaç cümle kurayım. Aykut oldukça uzak. Kameramız çünkü oraya odaklanmış durumda. Bakın, IATA yazıyor. Yani dünya havacılığının en önemli logosudur. Ters dönmüş durumda. Bu ne demek? Uçak o kod farkından, pistten çıkıp o yardan aşağı indiğinde üçe bölündü. Uçağın en ön kısmı pilotların olduğu, kokpit kısmı parçalandı ve ters döndü. Bakın, tam o noktada sıkışma var. Bakan Bey de söyledi. Kesin olmamakla birlikte 15'e yakın yolcu burada koltukların arasına sıkışmış durumda. Sağlık durumları iyi fakat o parçalar, o uçağın koltukların kolları, parçaları o iskelet sebebiyle sıkışmış durumdalar. Ön taraf ters dönmüş. İşte şimdi bakınız, itfaiyeyi görüyorum orada. Koltukların arkalarını görüyorum. Hep o kurtarma kartlarının olduğu, ilk yardım kartlarının olduğu, uçak dergilerinin olduğu o koltuk rafını gözlemliyorum. İşte onun çevresinde sıkışmış olan yolcular var. Pilotlar yaralıymış, kokpitten hemen çıkartılmış, onlar da sıkışmış
ve hızla hastaneye götürülmüş. Şu anda kesicilerle, belki de oraya çekilecek bir vinçle o parçaya sıkışmış kokpitin hemen arkasında 1, 2, 3, 4. sıralarda A, B, C, D, E, F koltuklarında kim oturuyorsa sıkışanlar oradan çıkartılmaya çalışılıyor. Canlı yayındayız. Şu anda bu görüntüler canlı olarak size ulaşıyor. Akmaya da bu görüntüler devam edecek. Ekipler orada sıkışan yolcuları sıkıştıkları yerden çıkarıp hızla hastaneye gönderecekler. Takip ediyoruz. Ama gelin şu telsiz konuşmaları. Uçak kazalarında telsiz konuşmaları gerçekten çok ama çok önem taşıyor. Bu olayın hemen ardından yer ekibiyle kule konuşmaları. Onlar ortaya çıktı. Hemen yayını hazırladık. Bakın telsize bu kazadan sonra neler yansımış. 02-06 inişini müsakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz. Trafiği ivedi olarak piste girişte ve müdahale serbest. Anlaşıldı. Şu anda uçak aşağı rampa aşağı gitti. Şu an göremiyorsunuz. Hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Malumat. Anlaşıldı. Bütün ekipler 2-4'teki çukurun öyle. Bütün ekip. İşte o anların sıcak telsiz konuşmaları, sıcak telsiz muharebesi burada gözlemlendi. Biz de dinledik. Yeniden olay yerine dönelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'na İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor tekrar karşımda. Aykut, uzaktasın. Seni de zorlamak istemiyorum. Hava şartları da çetin ama sıkışan, şu anda kokpitin hemen arkasındaki ilk 3-4 koltukta sıkışan yolcular kurtarıldı mı? Bir bilgi geldi mi sana? Evet Ekrem Acıkel, kameraman arkadaşım Metin Başar'dan rica ediyorum. Biz görüntüleri size aktarıyor. Yaklaşık uçaktan 250 metre uzaklıktayız. İtfaiye ekiplerinin, görevli ekiplerin köpük sıkma çalışmaları devam ediyor. Uçağın ön kısmında da sıkışan yolcuları kurtarma çalışmaları da devam ettiğini belirtelim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi yer kısmından kayan uçak önündeki istinat duvarına çarparak durabildi. Bizim de önümüzde yer kısmının hemen ilerisinde bir dere kısmı var. Dere kısmı bizim görüntüleri aktarmamızda biraz engel oluyor ama şu an görüntüleri, buradaki olan çalışmaları bizim açımızın görebildiği kadar size aktarmaya çalışıyoruz. Yağmur çok hafif dinse de çok küçük olarak da yağmaya devam ediyor. Yağmur arama kurtarma ekiplerinin çalışması için bize müsaade etti diyebiliriz. Yağmur durmuş diyebiliriz yani. O derecede hafifledi. Ekiplerin evet, çalışmaları biraz hızlandı ama bizim gördüğümüz açıda da biraz sakinlediğini görebiliyoruz. Yani buradan şunu da söyleyebiliriz. Yani sıkışma olan yolcularımızın tamamı kurtarıldı diyebiliriz. Bizim açımızdan gördüğümüz kadarıyla. Peki. Aykut teşekkür ederim. Lütfen nöbetin devam edecek, haber nöbetin biliyorum. Önemli gelişme oldukça bağlanacağız. Bakın şu anda yönetmenim Anıl Yılmaz hemen ekranın benim yanımdaki olan kısmına, o uçaklardan çıktıktan sonra terminale bizi götüren büyük otobüsler vardır. Oraya gitmiş ve kimi yaralı yolcuları almış, terminale ilk yardıma götürüyor. İşte kapattık görüntüleri. Kusura bakmayınız, kanlı görüntüler var. Çarpmanın etkisiyle yüzlerini öndeki koltuğun sırtına çarpanlar, koltuklara çarpanlar, karşılarına ne çıktıysa çarpanlar, burunlarda, yüzlerde kanamalar görüyorum. İşte o servis otobüsünün içinde bir kravatlı beyi gördüm. Gömleği kan içinde. Bakın bir genç çocuk orada siyah kazaklı, burnundan oluk oluk kan akıyor. Mendille kana baskı yapmaya çalışıyor. İşte yaralıların uçaktan çıktıktan sonraki ilk görüntüleri. Ağırlıklı olarak yüzlerinden darbelenmişler ama çok ağır durumda değiller. Gözlemlediğimiz kadarıyla kırıkları yok ve gayet rahat hareket ediyorlar. Bir yüzlerinde kanama var ve şu anda canlı görüntü hemen ekranda akmaya devam ediyor. İşte uçağın en önünde pilotların kokpitlerinin hemen arkasında giriş yaptığımız ön kapının arkasında o ilk
birinci, ikinci ve üçüncü koltuk sırasında A, B, C, D, E, F koltuklarında 737-800'lerde Boeing'in orada bir sıkışma var. Neden? Uçak 3 parçaya bölündükten sonra ön kısım ters döndü. İşte o ön kısımdaki parçalanan malzemenin arasında da 3 ya da 4 yolcu. Hatta onu aşkın yolcunun sıkıştığı söyleniyor. Bunu nereden biliyoruz? Az önce canlı yayınımızda Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı. Onların oradan çıkartılması gerekiyor. İtfaiye araçlarında kesme kancalar var biliyorsunuz. Büyük makaslar. O makaslarla enkaz diyeyim artık, uçaktan kalan enkaz. Onlar kesilerek sıkışan yolcular çıkartılmaya çalışılıyor. Önemli bir bilgi, pilotlar da sıkışmıştı. İki pilot, ana pilot ve yardımcısı. Onlar da yaralıydı ters dönen kokpitte. Onlar hemen çıkartıldı ve hastaneye götürüldü. Uçağın motorunun da pistin bittiği yerden, o aşağı kot farkına düştüğü yerden çok çok geride iki motorundan birinin koparak arkada kaldığını da az önce gördüm. Bunu da özellikle söylemek gerekiyor. Çeşitli iddialarda sıklıkla kulağımıza çalınıyor. Her şeyden önce bu pistin gerçekten elden geçmesi gerekiyordu. Bu pistin yeniden revize edilmesi gerekiyordu. Pistin kapatılması gerektiği, ancak biraz gecikme yaşandığı, bu noktada pistin sürekli açık olması hava yoğunluğundan, trafik yoğunluğundan dolayı bu onarımın, bu revizenin geciktiği de son anlarda, son zamanlarda birkaç dakikadır ortaya atılan iddialar arasında. İşte yaralılar uçaktan çıktıktan sonra o büyük otobüslerle terminaldeki sağlık merkezine götürülüyorlar. Ağırlıklı olarak yüzlerinden yaralanmışlar. Burun kanamaları görüyorum. Dudaklar, evet, zorlanmış, çarpmış dişlerine belli. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Sıkışan yolcuları da kurtarmak için ön bölümde çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. İşte o görüntüler canlı yayında, uçaktaki kurtarma çalışması. Sıkışan yolcular var. Onlar kurtarılmaya çalışılıyor. Işıklandırma da yapılmış. Bakın hemen geride uçağın o ters dönen ön kısmının hemen ilerisinde bir hidrolik görüyorsunuz. O hidrolik kesme makası oraya taşıyor, o gücü taşıyor. İtfaiye şu anda o dev makasla uçağın parçalarını keserek sıkışan yolcuları dışarıya çıkarmaya çalışıyor. İhlas Haber Ajansı'ndan oradaki muhabir arkadaşım, büyük bir ihtimalle çıkartılmış olmalılar. Burada bir rahatlama oldu arama kurtarma çalışmalarında. Ondan dolayı bunu söyleyebiliriz dedi, ama bir yandan da sizin de ekranlarınıza yansıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet Anıl, ne yapıyoruz? Peki. Gerçekten zor zamanlar yaşıyoruz diye şu 5 Şubat gününün ana haber bültenini açtım, ama biliyorsunuz Ocak ayında da çok ağır olaylar yaşadık. Şubat ayı da zor geçiyor. Hakikaten biraz da anlamlandırmaya çalışıyoruz. Allah Allah diyoruz, peş peşe büyük ve ağır olaylar. Şimdi Sabiha Gökçen'de bu yaşandı. Sabah saatlerinde. Dün akşam yayını yapmıştık. İlk çığ faciası ile ilgili Vali Bey bize Van'dan bilgi vermişti. Ama sabah geldik. İkinci çığda çok daha ağır bir bedel ödedi Türkiye. Jandarma, evet korucular, UMKE, AFAD ekipleri ilk çığa müdahaleye, ilk çığda mahsur kalanları kurtarmaya giden ekibin üzerine de çığ düştü. Maalesef çok ağır kayıplar var. Vefat sayısı da, şehit sayısı da her geçen dakika artıyor. Bir Van haberini izleyelim, üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sabahtan beri bir silah tüleyiz. Allah razı olsun. Çok çok geçmiş olsun size. Sağ olasın. Çok çok geçmiş olsun. Cenab-ı Allah'ım. Devlete sağol olsun. Onda bir gürültü duyduk. Sonrasında da artık yarıya kadar kar içerisinde. Kendi imkanlarımla çıktım.
Van'da peş peşe iki çığ faciası yaşandı. Türkiye'nin yüreği yandı. Türkiye'ye yasa boğan felaketler zincirinin ilk halkası salı akşamı saat 17'de yaşandı. Van Bahçesaray yolunun 33. kilometresinden çığ ihbarı geldi. Bir iş makinesiyle içinde 13 kişinin bulunduğu minibüs çığ altında kalmıştı. Hemen olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, köy korucuları, itfaiye sevk edildi. Köylüler de gönüllü olarak çalışmalara destek verdi. Zamana karşı yarış başladı. Karla mücadele olaydan 4 saat sonra sonuç verdi. 6 kişi tonlarca karın altından sağ kurtarıldı. 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Minibüs ve içindeki vatandaşlarımız çığın altında kalmışlardı. O aracın içerisinde 5 kişi hayatını kaybetti. Ancak kar altında hala 2 kişi vardı. Onlara ulaşmak için çalışmalar gece 1'e kadar sürdü. Yeni bir çığ riski vardı. Bu nedenle çalışmalara sabah 8'e kadar ara verildi. Gün ışır ışmaz AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, köy korucuları ve onlarca köylü. Çığ altındaki son 2 kişi için yeniden seferber oldu. Son 2 kalan kişiyi çıkartmak için biz minibüsü çıkartmak istedik. Minibüsün altında veya çevresinde olabilir diye. Saatler 12.15'i gösterdiğinde korkulan oldu. Arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. 5 can kaybına onlarcası daha eklendi. Bu kez hayatını kaybedenlerin arasında kurtarma görevine giden Mehmetçikler ve güvenlik korucuları da vardı. Acı bilanço daha da ağırlaştı. İkinci çığ faciasından yaralı kurtulan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, o dehşet anlarını anlattı. Son 2 kalan kişiyi çıkartmak için biz minibüsü çıkartmak istedik. Minibüsün altında veya çevresinde olabilir diye. Onda bir gürültü duyduk. Sonrasında da artık yarıya kadar kar altındaydım. Bayağı bir sürüklendik derin dibine doğru. Yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım. Çalışmaları yerinde takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kalanlar arasındaydı. Uzun uğraşlar sonunda o da sağ kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Tonlarca karın altında hala birilerinin olduğu sanılıyor. Ancak hava koşullarından dolayı üçüncü bir çığ tehlikesi de var. Bu yüzden arama çalışmalarına ara verildi. İzlediğiniz görüntülerde o tonlarca kar arama kurtarma ekiplerinin düştükten sonra tünel açarak diğer ekiplerin onlara ulaşması, o mutlak ölümden onları çekip çıkartması müthiş görüntülerdi. Geliniz yine vakit kaybetmeden ikinci sıcak durağa Van'a gidelim. İhlas Haber Ajansı Van Büro Şefi Salih Akkuş telefon hattımızın diğer ucunda. Aslında bu yayınları biz görüntülü yapacaktık ama Van'da şartlar gerçekten çok zor. Salih Bey'e soralım öncelikle. Dün 5 vefat, 5 şehit. Bugün 33. En son Sabiha Gökçen olayından önce 38 can kaybı olduğunu biliyorduk. Ne durumda çalışmalar? Tipi devam ediyor mu? Son durumu özetler misiniz? Evet, maalesef dün ve bugün meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 38 vatandaşımız şehit oldu. 60'tan fazla da yaralımız var. Bunlar da şu an çeşitli hastanelerde tedavileri devam ediyor. Sağlık durumları iyidir. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Van Bahçesaray Karayolu üzerindeki Karapet geçidi yakınlarında dün bir yolcu minibüsü ve iş makinesinin üzerine çığ düşmüştü. Bu olayda maalesef 5 kişi hayatını kaybetmişti. 7 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştı. Çığ bölgesinde olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arama çalışmaları dün geceden bu yana devam ediyor. Sabah saatlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 250 kişilik UMKE, AFAD, karayolları, jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye ekipleri katılmıştı. Ekipler çalışmalarını yürüttükleri sırada öğle saatlerinde ikinci çığ faciası yaşandı. Maalesef bu olayda 33 vatandaşımız şehit oldu. 60'tan fazla vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Salih Akkuş, UMKE, evet. AFAD, korucular ve jandarma var. Şehit sayısı, jandarmalarla başlayalım. Netleşti mi?
kaç askerimizi kaybettik bu felakette? Şu an itibariyle 11 jandarma personelimiz şehit oldu. 11 şehit asker olarak. 8, evet, 8 güvenlik korucumuz şehit 8 oldu. 8 korucu. 3 itfaiye personeli şehit oldu. 3 itfaiye personeli. Evet, şu an itibariyle tespit edilenler bunlar. Diğerleri de sivil vatandaşlar. Salih Akkuş, az önce bir sıcak haber geldi Van'dan. Eminim sen de detaylarını biliyorsundur. İlk çığ 5 şehit, ikinci çığ 33 şehit, üçüncü çığ tehlikesinden bahsedildi. Gerçekten var mı? Yeni bir faciaya ramak kaldı denmişti. O konu ne oldu? Evet, maalesef bölge zorlu bir arazi yapısına sahip ve sürekli o noktalarda çığ felaketleri meydana geliyordu. Bugün de üçüncü bir çığ tehlikesi yaşandı ve bundan dolayı akşam saatlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Olası bir facianın yaşanmaması için. Şu an bölgede yoğun kar yağışı ve tipi mevcut. Ara verilen arama kurtarma çalışmaları yarın değerlendirilip hava durumuna göre tekrar başlatılması bekleniliyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Lütfen gelişme olursa Van'dan bizi uyar. Ekrana hemen canlı yayında sana dönelim. Normal gündeme de odaklanmak gerekiyor. Ve tabii şehitleri de asla unutmamak lazım. Çığ faciasında gerçekten çok ağır bir bedel ödeniyor. Şehit sayısı çok yüksek. Bir de İdlib şehitleri var. Dün bazı şehitler toprağa verilmişti. Kalanlar da bugün toprağa verildi. Cenaze törenlerine bir gidelim. Babası şehit düştü. Olanlardan haberi yoktu. 2 yaşındaki Yağız'ın ağlaması yürekleri dağladı. Uzman çavuş Serkan Deprem 27 yaşındaydı. Evliydi. 2 yaşında Yağız Efe adında bir oğlu vardı. İdlib'de Esad rejiminin saldırısına şehit düşen askerlerden biriydi. Şehidin acı haberi Osmaniye'nin Düziç ilçesindeki baba evine ulaştı. Hatay'da düzenlenen törenin ardından şehit Serkan Deprem'in cenazesi baba evine getirildi. Oğlu Yağız Efe'nin gözyaşları herkesin içini yaktı. Şehit Deprem için cenaze namazı kılındı. Yakınları ayakta durmakta zorluk çekti. Eşi Berna Deprem'i sakinleştirmeye çalıştı yakınları. Cenaze namazından sonra şehidin naaşı Çamiçi Şehitliği'nde toprağa verildi. Gaziantep'te de aynı acı vardı. İdlib şehidi piyade uzman onbaşı Uğur Kurt son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası şehit Kurt'un cenazesi tören için Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Namaz sonrasında helallik alındı. Haklarınızı helal eder misin? Helal olsun. Rabbim helallerinizi makbul etsin. Duaların ardından şehidin yakınları asker selamı verdi. Tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Piyade uzman onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. 5 aylık Ebrar, şehit babasıyla böyle vedalaştı. Piyade uzman onbaşı Kadir Yıldız aynı saldırıda şehit düştü. Aksaraylılar şehitlerini uğurlamak için tek yürek oldu. Tüm Türkiye'nin içi kan ağlasa da ateş düştüğü yeri yaktı. Şehidin eşi ayakta durmakta zorlandı. Babası ise kucağında torunuyla tabutun başındaydı. 25 yaşındaki onbaşı Yıldız kızına doyamadan, baba dediğini duyamadan ayrılmıştı evladından. Aksaraylılar haklarını helal etti şehitlerini. Piyade uzman onbaşı Kadir Yıldız Aksaray şehitliğinde defnedildi. Türkiye Beşar Esad'a bugüne kadarki en sert mesajını gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek rejim güçlerinin, Şam güçlerinin Şubat ayı içerisinde
geri çekilmezlerse biz gerekeni yapacağız dediğini iyi biliyoruz. Bugün kayıtlara geçti. O gereken çok net bir şekilde belli. Büyük bir Türkiye'nin askeri harekat. Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. İdlib'de Türk askerine yapılan hain saldırının ardından bölgede yeni yol haritası belirlendi. Saldırılara artık anında karşılık verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüden Esad'a son bir uyarı yaptı. Rejimin bir an önce Soçi mütabakatı sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşam da Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade ettim. Şubat ayı içerisinde geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Erdoğan Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımları sıraladı. Suriye'de yeni bir operasyonun sinyalini verdi. Bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır. Erdoğan konuşması sırasında sık sık güvenli bölge mutabakatlarının ihlal edildiğinin altını çizdi. Suriye'de ne işimiz var diye soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Her kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin hasmıdır. İdlib saldırısının ardından Rusya ile ilişkilerin nasıl olacağı da merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Rusya'dan tek beklentimiz Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları ile ilgili eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlkel Başbuğ'un yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını da cevapladı. Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline sert tepki gösterdi. Yani bizim bayrağımızın biliyorsunuz rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Türkiye'nin İdlib kararlılığının sahaya yansıması. Hatay sınırına baktığınızda askeri sevkiyatın aralıksız devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sevkiyatta dikkat çeken iki çarpıcı ayrıntı var. İlki, zırhlı araçların çokluğu. İkincisi, Suriye'ye gönderilen komando birlikleri. Zırhlı araçlar, komando birlikleri, kirpiler, askeri araçlar, ambulanslar. Suriye sınırına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden askeri araç sevkiyatları sürüyor. Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy Hatay sınırına doğru hareket etti. Araçlar yoğun güvenlik önlemleri arasında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısına doğru hareket etti. Askeri araçların İdlib ve çevresinde görev yapacağı tahmin ediliyor. Öte yandan komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Hatay'ın Suriye sınırına sevk edildi. Elbeyli ilçesinden yola çıkan komando birlikleri Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına sevk edildi. Gözlerin çevrildiği yer İdlib. Orada ise 10 binlerin kaçışı sürüyor. Sayılar, sığınmacılar, her şey birbirine girmiş durumda. Ama son 10 günün rakamını söyleyeyim. Daha doğrusu son 2 güne odaklanalım. 40 bin kişi daha İdlib'i terk etti. Türkiye sınırındaki sığınmacı sayısının kaça ulaştığı söyleniyor biliyor musunuz? 2 milyon. Allahu Ekber.
Evleri, yuvaları, dünyaları başlarına yıkıldı. Arkalarında ölüm var. Önlerinde meçhule çıkan yollar. İnsanlığın sustuğu yerin adı İdlib. Bomba seslerinin yankılandığı, Esad ve Rus güçlerinin ölüm yağdırdığı, insanların her gün yeni bir kabusa uyandığı şehir. Birçok yerde binaların yerinde moloz yığınları var. Şehirdekiler için kalmak, ölmek demek. Tek seçenek kaçmak. Yüz binlercesi yollarda, güvenli limanın adresi bir kez daha Türkiye sınırı. Ellerinde ne kaldıysa yanlarına aldılar. Kara kışla yerlerinden, yurtlarından oldular. Savaşın yükü en çok minik omuzlara çöktü. O minikler bu soğukta kamyon kasalarında göç ediyor. İdlib'de Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırına 1 milyon 700 bin kişi sığındı. Sadece 48 saatte 40 bin kişi daha aynı yola çıktı. Soçi'deki mutabakattan sonra 1800 ölüm belgelendi. İdlib'de bombardıman sürüyor. Esad ve Rus güçleri yine sivilleri hedefliyor. Birçok noktaya karadan ve havadan saldırılar devam ediyor. Esad'ın kalleş saldırısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ise rejim güçlerine nefes aldırmıyor. Rejim hedefleri tek tek bombalanıyor. Suriye sınırına takviye sürüyor. Bölgeye 100 araçlık askeri konvoy gönderildi. İstanbul için geç geldi diyebiliriz ama Türkiye tam anlamıyla kış mevsimini yaşıyor. Hayat çok zor geçiyor. Gelin bir de şehir şehir bir bakalım. Minarenin kubbesi düştü. Çatılar uçtu. Şemsiyeler ters döndü. Boğaz'da gemiler zor anlar yaşadı. Fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Görüntülerin ilk adresi Denizli'den. İl genelinde etkili olan rüzgar minare kubbesinin düşmesine sebep oldu. O esnada çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Neyse ki düşen kubbe kimseye isabet etmedi. Sağnak yağışın adresi ise Antalya. Yağışla beraber fırtına da etkili olunca otobüs durakları zarar gördü. Vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Kullanılan şemsiyeler ters döndü. Burası da Muğla. Şiddetli rüzgar plajda dev dalgalar oluşturdu. Ortaya bu görüntüler çıktı. Çanakkale'de de durum aynıydı. Boğaz'da gemiler zor anlar yaşadı. Bazı seferler iptal edildi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanlara sığındı. Lodos'tan nasibini Bursa'da aldı. Fırtına nedeniyle pazar yeri inşaatı işte bu hale geldi. Evet, tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki o kazaya döndük. Bakın, itfaiye, havalimanı itfaiyesi özel araçlarıyla, özel aletleriyle şu anda içeride sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışıyor. İki sıcak haber var. İkisi de üzücü haber. Diyorum ya, zor zamanlardan geçiyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'na şu olaydan sonra ilave destek özel harekat ekibi yolladı. Yolda kaza yaşanmış, ajans geçti, 5 özel harekat polisi de yaralı. Aynı zamanda o ters dönen kokpitten çıkartılan 2 pilot hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumlarının ciddi olduğuna dair, ciddi yaralanma içinde olduklarına dair bilgiler geliyor. Şimdi ne olduğunu anlamak için bir uzmanın kapısını çalma zamanı. Gazeteci ve havacılık uzmanı Musa Alioğlu şu anda telefon hattında karşımda. Musa Bey, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Peki, uzman görüşüne ihtiyacımız var. İki görüş ön plana çıkıyor. Bir, pist hatası ve sert rüzgar olabilir. İki, pilotlar sert iniş yaptı ve dahi
pisti ortaladıkları için de duramadılar ve kod farkından aşağıya gittiler. Sizce, sizin tecrübenize göre bu kazanın adı nasıl konabilir? Birincisi, uçaktan yola çıkalım isterseniz. Uçağın teknik olarak bir eksikliği var mıydı, yok muydu? Ben bu uçağın herhangi bir teknik arızası ve bir sıkıntısı olacağı kanaatinde değilim. Uçak 10 yıllık bir Pegasus'un uçak. Pegasus'un uçakları genelde yeni, evet. Evet. 2009'da bu uçak başka bir pilottan Pegasus'a katılmıştı. Şimdi bu uçakta teknik bir problem yok. Pilotlarla ilgili konuya gelince, pilotlar da bir kaptan olmak için 3000-4000 saat uçuyor. Diğer first officer da yine aynı şekilde belli bir saat uçuştan sonra o koltuğu hak ediyor. O nedenle de ben sadece ve sadece şu anda üzerine yoğunlaşacağımız konunun pistin de yapısında bir problem olduğunu zannetmiyorum. O pistte şimdiye kadar binlerce uçak indi kalktı. O nedenle de evet. Buradayım. Konuda şöyle söyleyeyim. Pilotların bir sıkıntısı, bir sorun yaşattığını zannetmiyorum. Bana göre burada en büyük etken havanın çok yağışlı ve problemin şeyden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Rüzgardan kaynaklandığını düşünüyorum. O nedenle de sorun budur. Meseleye böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Peki. Ama bunu doğrusunu ve en iyi gerçeği araştırma. Biz araştırma kaza kırma heyeti kurulduktan sonra göreceğiz. Hiçbir problem açıkta kalmaz, hiçbir problem gizli kalmaz, her şey çıkar ortaya. Peki, iki başlık ön plana çıkıyor. Ulaştırma Bakanı bu pist yorulmuştu dedi Ankara'da ve dün yaptı bu açıklamayı. Revize edilmesi gerekiyordu. Ne dersiniz buna? Ben buna katılmıyorum. Revize edilmesi diye pistin böyle bir sıkıntı şimdiye kadar yoktu. O nedenle de Sayın Bakan'ın söylediklerini hangi açıdan söylediler bilmiyorum ama yani o nedenle de ben burada bir böyle bir pistle ilgili bir sorun görmüyorum. Peki bu kazaya uğrayan uçaktan hemen önce iki uçağın pisti pas geçtiği bilgisi kesinleşmiş durumda. Acaba İniş için ısrarlı davranmak bu kazaya davetiye çıkarmış olabilir mi? Bu uçak neden pas geçmemiş olabilir? Efendim, pas geçecek bir durum yok ki ortada. Pas geçmesi için kulenin kendisini uyarması lazım. Yani en azından kaptan kendi inisiyatifini kullanarak diyecek ki ben pas geçiyorum. Pas geçecek bir sorun yok. Yağmur var, rüzgar var. Ve kulenin de bir uyarısı yok. Yani inme, dön, başla, git, divert et. Öyle bir şey de yok. Normal inişini yapacaktı ama o anda, son anda, son saniyede dahi bir rüzgarın uçağın rotasını değiştirmesi mümkün diye düşünüyorum. Her şey olabilir. Ben meteorolojik şartların ağırlıklı olduğu kanaatindeyim. Söyleyeceklerim bu. Bundan peki. Sonrasını uzmanlar söyleyecek. Evet. Musa Bey, çok teşekkür ederim ben canlı yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Hadi bir olay yerine tekrar dönelim. İşte üç parçaya ayrılan o uçak. Öğreniyoruz ki uçak 10 yaşında henüz, yani genç bir uçak ve ön kısım parçalandıktan sonra ters dönmüş. İşte yazıyı da ters olarak görüyorsunuz. Beyaz baretleriyle itfaiye personelini görüyorum. Galiba çalışma devam ediyor ki içeride sıkışanların olduğunu da bu çalışmanın, o itfaiye erlerinin oradaki mücadelesinden, uğraşından da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Rüzgar sertti, evet, İstanbul'da fırtına vardı. Hava yağışlıydı ve Sabiha Gökçen'de bu durum yaşandı. İki ihtimal ön plana çıkmış durumda. Birincisi, rüzgar sert esti, uçağı savurdu. Uçak frenlemeyi yapamayınca kod farkından dolayı pist bitti ve hemen ardından o boşluğa uçtu. İkincisi ise hava yastığı, su yastığı etkisi yapmaması için düzeltiyorum. Bu tip havalarda pilotlar sert bir şekilde tekerleri yere vurdurarak iniş yapıyorlar. Neden? Su onları itmesin diye. İşte geç teker koyunca piste, pisti ortalayınca ve de sert girince bu kırımın yaşandığı söyleniyor. Peki şu telsiz konuşmalarına yeniden bir dönelim istiyorum. Neden? Orada ipuçları var. Kaza yaşandıktan hemen sonra kule ile yer ekibi arasında
kayıtlara geçen o heyecanlı bu habere. Gelin bir tekrar bakalım oraya. Trafik 06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği. Vedi olarak piste girişler ve müdahale serbest. Anlaşıldı. Şu anda uçak aşağıya rampa aşağı gitti. Şu an göremiyorsunuz. Hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Malumat. Anlaşıldı. Bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya. Bütün ekip. Evet, telsiz konuşmalarını dinledik. Tek bir noktaya Sabiha Gökçen Havalimanı'nda odaklanmış durumdayız. O nokta kokpitin, yani uçağın hemen önündeki kapının arkasındaki. Hepimiz o körüye yanaştığı zaman oradan bineriz ya uçağa. Ve birinci, ikinci, üçüncü koltuk sıraları olarak devam eder. İşte o ilk üç koltukta sıkışma yaşandı. Tabii üzücü bir haber. Can kaybı olmadığına seviniyoruz ama pilotların sağlık durumlarının ciddi olduğuna dair bilgiler geliyor. İşte orada koltukları görüyorsunuz. Güvenlik kartlarının bulunduğu, dergilerin olduğu yer. Parçalanmış ve parçalar arasında da kimi yolcuların sıkıştığını biliyoruz. Hemen tekrar olay yerindeki muhabir arkadaşım Aykut'a dönelim. Aykut Zor karşımda. Aykut, yeni bilgi var mı? Sıcak gelişmeleri aktarsana bize. Evet Ekrem Açıkel, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bölgesinde 250 metre uzağında haber nöbetimiz devam ediyor. Kameraman arkadaşım Metin Başar'dan rica ediyorum. Şu an uçağın kokpit kısmındaki çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları devam ediyor. Olay bölgesinde bir şerit çalışması uygulandı rahat hareket edebilmeleri için. Şu an bizim açımızı değiştirdik, gördüğümüz açıda. Arama kurtarma ekiplerinin el feneri kullanarak uçağın içerisine girdiği ve kokpit kısmının da görüntülerde gördüğünüz gibi sağa doğru büküldüğü ve kapalı olduğu görünüyor. Şu an buradan gördüğümüz açıda sizin de belirttiğiniz gibi yardan kayan uçağın önümüzdeki istinat duvarından dolayı bir açı bulmaya çalışıyoruz ama ekiplerin, itfaiye ekiplerinin, arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Tahliye çalışmalarını yapıldığını ifade edebiliriz. Şu an yaralıların çevredeki hastanelere acil servis ekiplerinin yoğun bir şekilde aktardığını, sevk ettiğini ama şu an acil servis ekiplerinin çalışmalarının biraz trafik çalışmalarının azaldığını söyleyebiliriz. Yani ambulans sesleri, siren sesleri ve aktarımlar biraz durmuş durumda ama uçağın kokpit kısmının olduğu bölgede yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Eğer tekrarlamak gerekirse sizin de ifade ettiğiniz gibi İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yan tarafında bulunan çok yakın havalimanına olan bölgede yar kısmından kayarak ve istinat duvarına çarparak uçak 3 parçaya bölünmüştü. Şu anda da kameraman arkadaşım Metin Başar'dan rica ediyorum uçağın ön kısmındaki arama kurtarma ekiplerinin sedyelerinin göründüğünü ifade edebilirim. Uç kısımdaki olan bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şerit çekilmiş bir vaziyette. Metin, gördüklerimizi Metin, aktardığımız kadarıyla. Girsin. Aykut, Metin yakın girsin. Sen göremiyorsun ama ekrana yansıdığı için Metin'in odaklanmasını görüyoruz. Biraz daha yakınlaştır. Evet evet. Şu anda sedyeyi görüyorum. Evet, evet. Orada 4 Ekrem tane açık baretli şu an orada bir itfaiye eri. İzin ver bana, senden daha net görebiliyorum. Sen orada zor şartlardasın. Metin güzel odaklandı görüntüye. Şu anda bir polis memuru girdi fakat görüntü. Evet, bir sedyenin yaklaştığını görüyorum. O ters dönen uçağın ön kısmındaki parçaya. Ve şu anda sıkışan bir yaralı zannediyorum kurtarıldı oradan. Sedyeye konulacak ve ardından hastaneye kaldırılacak. Sedyenin girişine tanıklık ediyoruz. Umarım yanılmıyorumdur. Sedyedir, uçağın bir parçası, bir parça gibi de görünüyor. Ben de yanlış görmüş olabilirim. İşte çektiler şimdi. Orada yoğun bir çalışma var. Aykut, beni duyuyorsun değil mi? Evet, sesiniz geliyor Ekrem Açıkel. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sedye uzanmış bir şekilde. Evet, tekrar sarı bir şekilde turuncu rengin uzatıldığı sarı renk sedyenin de uzatıldığını buradan görüyoruz. Kameraman arkadaşım Metin Başar size aktarıyor. Evet,
Üçüncü bir sedyenin de geldiğini görüyoruz. Uçağın ön kısmında, upit kısmındaki mürettebatın çıkarıldığını tahmin ediyoruz. Tam olarak kesinlik ifade edemiyoruz ama ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmaları aktarılıyor. Evet. Tekrar görüntüye baktığımızda ışığın da oraya odaklandığını gözlemleyebiliyoruz. Evet Aykut, metin burada kalsın, objektifi buraya dönük olsun. Her an için sıkışan yolcunun çıkartılmasını bekliyoruz. Canlı yayında da bizi rahatlatacak o gelişmeyi an be an aktarmak ve oraya tanıklık etmek istiyoruz. Gerçekten parçalanmış. Hemen ilk 3 koltuk biliyorsunuz 1 numara, 2 numara ve 3 numara olarak gidiyor. 737-800'lerde ara koridor var. Yanlarında 3'er koltuk olduğunu biliyoruz. Yani ABC, DEF olarak oturuyoruz bu uçaklara bindiğimizde. O yakın mesafe uçakları aslında bunlar. İşte 160 ile 180 kişi arasında alıyor, yolcu taşıyabiliyor. Ve Türkiye'de havacılık şirketleri ağırlıklı olarak markalarımız bu uçağı kullanıyorlardı. Boeing'in ürettiği. Yalnız Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son 50 günde 2 ayrı uçağın bu şekilde pist dışına çıkması, ilkinde gerçekten ucuz atlatılmıştı, çamura saplanmıştı ön tekerler ve bugün 3 parçaya bölündü. Yeni bir uçaktı ve ön parçada ters döndü. İşte peş peşe bunların gelmiş olması şüphesiz bizi de sorgulamaya itiyor. Pistte mi bir sorun var, pilotaj hatası mı, yoksa gerçekten hava durumu mu, hava şartları mı? Yoğun sert rüzgar, yağışlı hava bu kazaları beraberinde getirdi mi? Evet. Aykut, teşekkür ediyorum. Haber nöbetine devam ediyorsun ama kameraman arkadaşım Metin Başer'den rica ediyorum. O çok tecrübeli bir kameramandır. Bu açıda kalsın. Hiç kımıldamasın. Canlı yayında ekranımızın bir köşesinde bu görüntü kalacak. Ben katkıların için teşekkür ediyorum. Gelişme oldukça döneceğiz. Ama dediğim gibi evet, Metin tam bu noktaya odaklanarak canlı yayınla devam etsin lütfen. Evet Ekrem Açıkel, haber nöbetimiz devam ediyor. Kameramızın açısını ayarladık. An be an ekranda görüntülerimiz size aktaracağız. Bir gelişme oldu. Deminki yakın plan olsun lütfen. Evet, yakın planda biraz daha olsun. Kameramın arkadaşım şu an yaklaşıyor. Evet biraz daha yaklaşıyor o bölgeye. Böyle kalalım. An be an gelişmeleri tekrar size ilerleyen vakitlerde böyle kalıyoruz. İlerleyen peki. Vakitlerde gelişmeleri tekrar size aktaracağız. Ya, şunu da belirtmek isteriz ki yağmur etkisini tekrar göstermeye başladı. Evet. Duran yağmur şu anda etkisini göstermeye başladı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. İlerleyen saatlerde gelişmeleri tekrar size aktaracağız. Böyle kalsın görüntü. Aman unutmayasın, canlı yayında pencere olarak ekranımızda duracak. Biz de koronavirüsüne dönelim. Korona kabusu hızla yayılmaya devam ediyor. Şu hale bakın, şu gündeme bakın. Dünya gerçekten tam anlamıyla diken üstünde. Can kayıpları da, vaka sayısı da her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 393 ölüm resmen belgelendi. 10 binler virüsün pelçesinde. 493 düzelteyim affedersiniz. Milyonlarsa Çin'de karantina altında. Kabus bitmiyor, can kayıpları da, vaka sayısı da hızla artıyor. Kabusun adı korona. İlk görüldüğü yer Çin. En ağır darbeyi de uzak doğu devine indirdi. Hastanelerde boş yatak kalmadı. 1500 yataklı özel hastane 10 günde inşa edildi. Kapılar açıldı, o da çare olmadı. Odalar doldu taştı. B planı devreye girdi. Binalar, kongre merkezleri, stadyumlar tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Korona 30'a yakın ülkeye sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler o kabusla çoktan tanıştı. Virüs Avrupa'nın kapılarından da girdi. Belçika, Finlandiya, Fransa, İsveç hastaları karantinaya aldı. Almanya, İspanya ve İngiltere de aynı yöntemi izledi.
Tayland'ın ardından Güney Kore'den de iyi haber geldi. Virüse yakalanan 55 yaşında bir hasta taburcu edildi. Çin'de neredeyse kuş uçmuyor, milyonların karantinası sürüyor. Yichang sokaklarında ise bu görüntüler kaydedildi. Araçlar kimyasal madde püskürttü. Maddenin içeriği açıklanmadı. Can kaybının yaşandığı Hong Kong'ta da önlemler artırıldı. Havayolu şirketi tedbir amaçlı 27 bin çalışanına ücretsiz izin verdi. Doğu Türkistan'da tehlike altında. Çinli yetkililer bölgede kaç kişinin virüse yakalandığını açıklamaktan kaçındı. Sorulara devlet sırrı yanıtı geldi. Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini artırma kararı aldı. Bu kapsamda bütün uçuşlarda termal kamera kontrolü yapılacak. Bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı koronavirüsünün ülkeye girişini engellemek için tedbirlerini arttırdı. Bütün uçuşlarda termal kamera kontrolü yapılacak. Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kurul 8. toplantısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yaptı. Bakan Koca Türkiye'de vaka yok dedi. Çin'den getirilen 61 kişinin durumunun da iyi olduğunu vurguladı. Herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Çin'den gelen yolcular dışında mürettebat ve sağlık ekibinin bilim kurulu pazartesiden sonra 14 gün olmadan daha erken dönemde evde gözetim altında tutulmasını önerebilir. Bakan Koca bir kez daha el yıkamanın önemine dikkat çekti. Ayrıca maske tartışmalarını da değerlendirdi. El yıkamanın da sadece normal sabunun yeterli olduğunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Maske takması hasta ise önerilmektedir. Özel bir takım solunum maskelerini kullanmaya da gerek olmadığını, bunun da altını çizmek istiyorum. Piyasada maskelerde fiyatların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın tüketici haklarını korumak üzere tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bakan Koca'nın gündeminde HIV ve grip aşısının karıştırılıp koronavirüsü aşısı yapıldığı iddiası da vardı. Bununla ilgili daha net bir bilgi yok. Aşı da öyle hemen birkaç haftada çıkabilir bir ürün değil. O nedenle biraz daha beklemek gerekiyor. Bakan Koca Çin'den gelen kargolarda tehlike var mı sorusuna da cevap verdi. Yüzeylerde virüsün ömrünün daha kısa olduğunu biliyoruz. Endişeye duyulmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Koca Türkiye'nin koronavirüsü tanısı koymak üzere yerli kit üzerine çalışma başlattığını duyurdu. Bu kadar zor, olumsuz haber ardından bir güzel haberle ana haber bültenimize nokta koyalım. Evet, Amerika'daki o Türk'ün büyük başarısı. Amerikan rüyası resmen gerçeğe dönüştü. İbrahim Mike Baykor'a Eskişehir'de dünyaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. New Jersey'de 32 yıllık çabasıyla Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Patterson'ın ilk Türk Emniyet Müdürü. Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin ederek yeni görevine resmen başladı. Abraham Michael Bekora. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support the Constitution of the United States. That I will support the Constitution of the United States. Congratulations Chief Bekora. Yeah. İlk yemin belediye merkezindeydi. Ardından halkın karşısına çıktı. Kur'an-ı Kerim'e el bastı, yemin etti. Patterson'ın ilk Türk Emniyet Müdürü göreve başladı. İbrahim Mike Baykora, Baykora Eskişehir doğumlu Amerika'ya göçen Türklerden. New Jersey'de Türklerin en yoğun olduğu bölgede yaşıyor. 32 yıldır Patterson Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyor. And I'm so proud of my background, my heritage, being Turkish American, my Karaçay ethnicity. Fizik mezunu Baykora'nın çalışma azmi takdir gördü. O emekler Emniyet Müdürlüğü rütbesiyle taşlandırıldı. Yemin törenini belediye başkanı Andres Sayet düzenledi. Kürsüde ilk sözleri bunlar oldu. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın?
Başkan yaşanılanın bir Amerikan rüyası olduğunu dile getirdi. Ardından Amerikan Ulusal Marşı söylendi. Baykora Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. That I will support the Constitution of the United States. Of the United States. And bear true faith. And bear true faith. Congratulations to you. Emniyet müdürü kürsüye çıktı. Peterson'ın çok uluslu yapısıyla Amerika'yı yansıttığını söyledi. As a Turkish American with a Karachay ethnicity, I'm very proud of both my nationality and my origin. Tören dualarla son buldu. Ya Rabbi, Peterson daha görev alan İbrahim kardeşimize hayırlı görevler yapmayı nasip eyle. Thank you very much. Thank you. Evet, bu akşam için ana haber bülteninin sonuna geldik. Umarım size yarın herhangi bir olumsuz haber olmadan bir ana haber bülteni hazırlayabiliriz. Yarın akşam başlama saatimiz 19.45. Sizleri yeniden bekleriz. Görüşmek üzere.